Mektubat-ı İmam-ı Rabbani. Hayret ile ilim birlikte bulunamaz. O halde tevhid-i vücudi sahibi aynül yakin makamına varmamıştır. Halbuki tevhid-i şuhudi sahibini hayret makamından ileri götürürlerse, hakkul yakin makamındaki marifete kavuşur ki, bu makamda ilm ile hayret birlikte bulunur. Hayretsiz olan, hayretten önce olan ilim, ilmül yakindir. Bu cevabı bir misalle aydınlatalım. Devlet reisi olmaya elverişli bir kimse, rüyada kendini devlet reisi olmuş, o makamda o işin başında görür. Fakat bu kimse elbette devlet reisi olmamıştır. Yalnız âlem-i misaldeki suretini kendinde görmüştür. Devlet reisliği nerede, rüyada gördüğü suret nerede? Şu kadar var ki rüyası âlem-i misaldeki suret olmakla beraber bu kimsenin bu suretin aslı olan makama kavuşmaya elverişli olduğunu haber vermektedir. Eğer çalışır, uğraşırsa Allahü Teala'nın ihsanı ile o makama kavuşabilir. Bir şeye elverişli olmakla o şeye kavuşmak hiç aynı olur mu? Aralarında çok fark vardır. Ayna yapılacak cam parçası ayna olmadıkça büyüklerin eline kavuşamaz. Onların cemaliyle şereflenemez. Bu ince bilgileri yazmaktan maksadım, zamanımızda bazıları özenerek, bir kısmı da yalnız işiterek, bir kısmı ise hem işiterek hem de zevk alarak ve bazıları da sapıklıkla ve zındıklıkla tevhid-i vücudi yolunu tutmuş, sevabı, iyiliği, kötülüğü, her şeyi Allah yapıyor diyor. Hatta her şeyi Hak Teâlâ biliyorlar. Bu kurnazlıkla İslamiyete uymuyor, emirleri yapmıyorlar. Böylece işin kolay tarafını bulmuşlar. İbadet etmek lazımdır deseler bile bunlar ikinci derecededir. Asıl maksat İslamiyetin üstünde başka şeydir diyorlar. Haşa ve kella, öyle değildir. Hiç de dedikleri gibi değildir. Bunların kötü düşüncelerinden Allahü Teala'ya sığınırız. Tarikat ve İslamiyet birbirinden başka ayrı iki şey değildir. Aralarında kıl ucu kadar fark yoktur. Ayrılıkları yalnız topluluk ve genişlik, ilm ile ve keşf ile olmaktır. İslamiyete uymayan her şey bozuktur. Atılması lazımdır. İslamiyetin istemediği bir Müslümanlık, zındıklıktır. İslamiyete yapışarak hakikati aramak tasavvuftur. Allahü Teala bizi ve sizi ve bütün milletimizi insanların efendisinin aleyhisselam yoluna hem zahirde hem batında tam uymakla şereflendirsin. Amin. Sevgili hocam kaddesallahu sırre çok zaman tevhid-i vücudi yolundaydı. Risalelerinde ve mektuplarında bu yolu gösterdi. Fakat sonra Hak Teâlâ lütfederek bu makamdan ilerletti. Bu dar bilgilerden kurtardı. Talebesinden Abdülhak diyor ki, son hastalığından bir hafta evvel buyurdu ki, pek iyi anladım ki tevhid-i vücudi dar bir sokak imiş. Ana cadde başkaymış. Böyle olduğunu önceden de biliyordum. Fakat şimdi pek yakin anladım. Bu fakir, yani İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruh, hocama hizmet ettiğim zamanlar tevhid-i vücudi yolundaydım. Bu yolu kuvvetlendiren keşfler hasıl olmaktaydı. Fakat Allahü Teala'nın ihsanı bu makamdan kurtarıp dilediği makamla şereflendirdi. Sözü uzatmamak için burada kesiyorum. Vesselam. Kırk dördüncü mektup. Bu mektup yine nakip Seyyid Şeyh Feride yazılmıştır. İnsanların iyisini methetmekte ve ona uymaya teşvik etmektedir.
merhamet ederek göndermiş olduğunuz kıymetli mektubunuz en iyi bir zamanda fakiri şereflendirdi. Okuyarak mesrur olduk. Allahü Teala'ya hamdolsun ki Muhammed aleyhisselamın fakrinden size miras nasip olmuş. Fakirlere karşı teveccüh ve sevgi ve onlara bağlılık bu mirastan hasıl olmaktadır. Hiçbir şeyi olmayan bu fakir ne cevap yazacağımı şaşırdım. Arap'ın en hayırlısı olan büyük ceddinizin üstünlüklerini bildiren haberleri yazarak bu mektubumu ahirette azaplardan kurtulmak için vesile yapacağım. Aleyhisselatü ve Tahiyye Efendimizi methetmeye kalkışmıyorum. Yazılarımı onunla kıymetlendiriyorum. Arabi Beyt Tercümesi. Muhammed aleyhisselamı methedemiyorum. Onunla yazılarımı kıymetlendiriyorum. Allahü Teala'ya sığınarak ve ondan yardım dileyerek bildiriyorum ki Muhammed aleyhisselam Allahü Teala'nın resulüdür. Adem oğullarının seyyidi, efendisidir. Kıyamet gününde kendisine uyarak cehennemden kurtulanların en cömertidir. Seyyid Abdülhakim Efendi kaddesallahu teala sırrahül aziz buyurdu ki her peygamber salavatullahü teala aleyhi ecmaîn kendi zamanında, kendi mekanında, kendi kavminin hepsinden her bakımdan üstündür. Muhammed aleyhisselamsa her zamanda, her memlekette, yani dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar gelmiş ve gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Bu güç bir şey değildir. Dilediğini yapan, her istediğini yaratan onu böyle yaratmıştır. Hiçbir insanın onu methedecek gücü yoktur. Hiçbir insanın onu tenkit edecek iktidarı yoktur. Kıyamet günü kabirden en önce o kalkacaktır. En önce o şefaat edecektir. En önce onun şefaati kabul olacaktır. Cennet kapısını önce o çalacaktır. Kapı ona hemen açılacaktır. Livâ-yı hamd denilen bayrak onun elinde bulunacaktır. Adem aleyhisselam ve onun zamanından kıyamete kadar gelen her mümin bu bayrak altında bulunacaktır. Bir hadis-i şerifte kıyamet günü önce gelenlerin ve sonra gelenlerin seyyidiyim. Hakikati bildiriyorum, övünmüyorum buyurdu. Bir hadis-i şerifte Allahü Teala'nın habibiyim, sevgilisiyim, peygamberlerin reisiyim. Övünmek için söylemiyorum. Bir hadis-i şerifte peygamberlerin aleyhisselam sonuncusuyum. Övünmüyorum. Ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im aleyhissalatu vesselam. Allahü Teala insanları yarattı. Beni insanların en iyisinde yarattı. Allahü Teala insanları fırkalara, kavimlere, ırklara ayırdı. Beni en iyisinde bulundurdu. Sonra bu en iyi fırkayı kabilelere, cemaatlere ayırdı. Beni en iyisinde bulundurdu. Sonra bu cemaati evlere ayırdı. Beni en iyi evden, yani aileden dünyaya getirdi. İnsanların en iyisiyim. En iyi ailedenim. Kıyamette herkes sustuğu zaman ben söyleyeceğim. Kimsenin kımıldayamadığı vakitte onlara şefaat edeceğim. Kimsede ümmit kalmadığı bir zamanda onlara müjde vereceğim. O gün her iyilik, her türlü yardım, her kapının anahtarı bendedir. Livâ-yı hamd benim elimdedir. İnsanların en hayırlısı, en cömerdi, en iyisiyim. O gün emrimde binlerce hizmetçi vardır. Kıyamet günü peygamberlerin imamı, hatibi ve hepsine şefaat edici benim. Bunları övünmek için söylemiyorum. Hakikati bildiriyorum.
hakikati bildirmek vazifemdir. Bunları söylemezsem vazifemi yapmamış olurum, buyurdu. O olmasaydı aleyhissalatu vesselam, Allahü Teala hiçbir şeyi yaratmazdı. Rab olduğu, mabut olduğu meydana çıkmazdı. Adem aleyhisselam su ile toprak arasındayken, yani çamuru yoğrulurken, o aleyhisselam peygamberdi. Farisi Beyt tercümesi. Günah işlese de çekilmez hesaba böyle bir seyyidin izindeki kimse. Bütün insanlığın seyyidi, en üstünü olan böyle bir peygambere aleyhisselavatü vettahiyyat inanan, onun yolunda giden kimse elbette ümmetlerin en iyisi olur. Ali İmran suresinin siz ümmetlerin din sahiplerinin en hayırlısı, en iyisisiniz mealindeki 110. ayeti bunlara müjdedir. Ona inanmayan, onu anlayamayan, kendileri gibi sanan insanların en kötüsüdür. Tevbe suresinin vahşi, kalpleri katı cahiller sana inanmaz. Daha çok münafıktırlar mealindeki 98. ayeti bunları göstermektedir. Dünyanın bugünkü halinde onun sünnet-i seniyyesine, yani İslamiyete uymakla şereflendirilenler ne kadar bahtiyardır. Onun dinine inanan, ona ümmet olanın az bir iyiliğine kat kat sevap verilir. Ashab-ı Kehf, yani Tarsus'taki mağarada bulunan 7 kişi, rahmetullahi aleyhim ecmain, bir güzel iş yapmakla yüksek derecelere kavuştu. Bu işleri de din düşmanları her tarafı kapladığı vakit kalplerindeki imanı korumak için başka yere hicret etmeleriydi. Bugün ona iman edip az bir ibadet yapmak sanki düşman saldırıp her tarafı kapladığı zamanda askerin az bir hareketinin çok kıymetli olmasına benzer. Sulh zamanında askerin bundan kat kat fazla çalışması böyle kıymetli olamaz. Muhammed aleyhisselam Allahü Teala'nın mahbubu olduğu için onun izinde giden mahbubluk derecesine yükselir. Çünkü muhib, yani aşık, sevgilisinin ahlakını, alametlerini kimde görürse onu da sever. Ona uymayanların halini bundan anlamalı. Farisi Beyt tercümesi. Muhammed aleyhisselam yüzü suyudur cihanın, kapısının toprağı olmayan toprak altında kalsın. Ashab-ı Kehf rahmetullahi aleyhim ecmain gibi hicret edemeyen batın yoluyla hicret etmeye çalışmalıdır. Düşmanlar arasında bulunurken gönülleri onlardan ayrı, uzak olmalıdır. Allahü Teala bu suretle de saadet kapıları açabilir. Nevruz günü, Mart'ın 20. günü geliyor. Kâfirlerin, ateşe tapanların bayramı olan o günlerde ne karışıklık, ne kadar taşkınlık, şaşkınlık olduğunu biliyorsunuz. O karanlık günleri atlattıktan sonra Allahü Teala nasip ederse sizinle görüşmek şerefine kavuşmayı ümmit ediyorum. Nazik başınızı ağrıtmamak için mektubuma son veriyorum. Allahü Teala kerim olan babalarınızın yolundan ayırmasın. Size ve onlara kıyamete kadar selam olsun. Amin.